Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza bol baharatlı, lezzetli mi lezzetli, çıtır çıtır bir tavuk tarifiyle geldim. Ben eminim ki birçok kişi bu tarz videoları izleyip birçok reçeteyi denemiştir. Bu reçetelerde özellikle tavuğun dış kısmındaki çıtırlığı mısır gevreğiyle ya da cipsle veriyorlar. Bizim AVM'lere gittiğimizde dışarılarda yediğimiz o lezzetli tavuğun dışının çıtırlığı aslında mısır gevreği ya da cipsle verilmiyor. Orada çok önemli bir püf nokta var. Ben sizler için harika bir reçete hazırladım. Bu püf noktayı da videonun devamını izleyerek öğrenebileceksiniz. Eğer beni dinlemeye hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet, ben şimdi şöyle sizlere malzemelerimi göstermek istiyorum. Öncelikle tavuğun marine edilmesi çok önemli. 1 litre kadar suyum var, şekerim, tuzum, 4 tane arpacık soğanım var. Bunları suyla birlikte karıştırıp tavukları içerisine atıp bu şekilde buzdolabında bekleterek marine edeceğiz. Daha sonrasında biz baharat karışımımızı hazırlayacağız. Burada sarımsak tozum, kırmızı toz biberim, kajun baharat karışımı, karabiberim, tuzum, nişasta, unum var. Burada acı sosum var. Eğer acı sos sevmiyorsanız siz bu tariften acı sosu çıkarabilirsiniz. Ketçabım var, sirke. Sirke kullanmamın sebebi dışındaki o çıtırlığı verecek şeylerden biri aslında bu. Soya sosum var. 2 tane de yumurtam var. Tavukları marine ederek başlayalım. Büyük bir kabın içerisine öncelikle suyumu boşaltıyorum. İçine tuzumu ve şekerimi katıyorum. Arpacık soğanlarımı da içine kattım. Ve tavuklarımı şöyle içine atıyorum. Güzelce bir streç filmle sarıyoruz. Ve buzdolabında normalde yaklaşık 4 saat kadar beklemesi gerekiyor. Bu şekilde marine olacak. Elenmiş un kullanıyoruz. Yani unu önceden eliyoruz mutlaka. İçine nişastamı katıyorum. Sarımsak tozu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kajun baharatını katıyorum. Videonun başında bahsettiğim o tavuğun dış kısmındaki çıtırlığını veren malzeme burada karıştırdığımız malzeme. Dışına buladığımızda, kızarttığımızda un çıtır çıtır bir hal alacak. Evet, bu şekilde güzelce karıştırdık. Bu karışımı ikiye böleceğim. Bir kısmını kenarda bırakacağım. Bir kısmını da diğer malzemelerle birlikte karıştıracağız. İkiye bölüyorum. Şöyle yana alacağım. Bu karışımımızın içine 2 yumurta kırıyorum. İçine su katıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. İkinci su bardağımı da katıyorum. Karışımımın içerisine acı sosumu katıyorum. Sirke, soya sosu ve ketçap. Bütün malzeme bilgilerini açıklama kısmında detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Hepsini oraya yazacağım. Bunu da böyle güzelce karıştırıyorum. Dolaptan çıkardığım tavuklarımı şöyle peçetelerin üzerine diziyorum. Suyunu alalım iyicene. Şimdi tavuklarımızı ilk başta sıvı karışımımıza güzelce batırıyoruz. Una buluyoruz. Bu aşama çok önemli. Şöyle sıkın elinizde. Un güzelce yapışsın üstüne. Çünkü bu kızardığında asıl çıtırlığı verecek olay burada. Salladığımızda bu görüntüyü görmemiz lazım. Yani una buladık. Bakın üzerinde böyle böyle şekiller oluşuyor. İşte bunlar kızardığında çok lezzetli olacak. Kızgın yağımıza bunları pişirmek için şimdi gidiyoruz. Evet, şimdi yaklaşık kısık ateşte 15 dakika kadar kızarmış tavuğumuzun tadına ben bakacaktım ama şu an bakamıyorum. Al Özge, sen bak. Ben de diğerine bakayım mı? Aman Allah'ım. Bu ne ya? Bugün sizlere harika çıtır çıtır bir tavuk tarifi verdim. Isırdığımızda, o sesi duyduğunuzda diyeceksiniz ki işte aradığım tarif, aradığım reçete bu. Ben eminim ki her yiyen buna bayılacak.
O yüzden şüphesiz deneyebileceğiniz bir tarif olacak. Bu arada bu tarifin yanına harika bir tatlı da yapabilirsiniz bence. Birbirini çok güzel destekleyecektir. O yüzden en çok izlenen brownie tarifimi şuraya bırakıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı gerçekten merakla bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugünün özel ürünü bu 4 soğan. Lezzet burada. Lezzet burada arkadaşlar. Kırma başka bir şey demek istemiyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Ne diyeceğim? Çıtır bir tavuk yapacağız diyeceğim. Enfes bir tavukla karşınızdayım. Acaba o ne öyle ya? Ringe mi çıkıyorum ya? Isırdığınızda o çıtır dediğimiz çıtırt. Ne sesi çıkar orada? Isırınca çıt. Çıt olmaz bir dakika. Bitti ya, şu an bitti yani. Özellikle bu tarz videolarda tavuğun dış çıtırlığını veren iki faktörlerden biri. Yes. Kestik. Olmadı. İki faktörden. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza lezzetli mi lezzetli, bol baharatlı, çıtır çıtır bir tavuk tarifiyle geldim. Bu tarz tariflerde videonun çıtırlığını mısır gevreğiyle ya da cipsle veriyor. Videonun çıtırlığı. Kaptırdı kendini.